Hayal. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Hayal konusuna geçmeden önce ön yargılı insanlar ve mutlak bencil karakterli insanlar hakkında kısaca düşündüklerimizi paylaşmak istiyorum. Bu profil insanlar her toplulukta ve her ülkede mevcuttur. Sosyal ve ekonomik düzen Batı ülkelerinde kurulmuş, iyi işliyor. Maalesef bizim memlekette kaotik yaşam sıkıntıları ve adaletsizlik hiç bitmedi. Düzen kurmayı bir türlü başaramadık. Bir diğer notumuz ise ahlaki, kültürel, ruhsal duyarlılık hallerini üzerimizde geliştiremedik. Toplumsal ve insani değerler aklın ve kalbin birlikte uyum içinde işlevsel olmasıdır. Aynı dini inançlara veya dünya görüşlerine sahip insanlar diğerlerine karşı husumet duygusuyla beslendiler. Hoşgörü ve empati ortadan kalktı. Devlet idaresi de ayrımcılığı körükledi. Batı'da İnsan onuru, inançlar ve düşünceler ciddiyetle korunmaktadır. Biz bunu başaramadık. Bizim toplumun olumsuz bir gerçekliği vardır. İnsanlarımız ekseriyetle ön yargıların ve bencil duyguların yoğun etkisi altındadır. Gerçeklere aykırı yalan, yanlış, abartı veya dedikodulu sözler etrafta yaygın söyleniyor. Dolaşan her bilgiye insanların bir taraf kesimi doğrudur diye hemen inanıyor veya yalandır diye diğer taraf kesimi ise hemen reddediyor. Ne var ki bu durum toplumda hiç yadırganmıyor. Kimsenin yüzü kızarmıyor. Kimse itibar kaybına uğramıyor. Meseleleri farkındalıklı bilinçle düşünenler, sorgulayanlar ve doğruları konuşanlar çok azınlıktadırlar. Başarısız projeler, yanlış hükümet icraatları, haksız yere yoksullaşmış insanlar ve haksız yere zenginleşmiş insanlar çok fazladır. Buna sebep, memleketi yöneten insanların ülkeye verdikleri ziyan çok fazladır. Bugün kişi başına gayri safi yıllık gelir Türkiye'de 9.500 dolardır yıl başına ve Almanya'da bu tutar 52.000 dolar yıl tutardadır. Asgari işçilik ücreti ise Türkiye'de 5.400 liradır aylık. Açlık ve yoksulluk sınırı 24.500 liradır her ay için 4 aile başına. Diğer bir notumuz, şehrin alanına göre yeşil alan İstanbul'da %2'dir. Bu oran Berlin'de %14'tür. İktidar ve ana muhalefet partileri bu kötü sonuçtan sorumludurlar. Birisi iktidar olarak sürekli yanlışlar yaptığı için, diğeri yanlışa mani olmadığından ve doğruları yapmak amacıyla 70 yıldır tek başına iktidar olmadığı ve sürekli seçim kaybettiği için. Ama onlar toplumda hala destek buluyorlar. Bu nasıl bir mantık? Kaybedenin, aldatanın veya başarısız olanın arkasından yine de gidiliyor. Yalan söyleyenden uzakta durmak akla hiç gelmiyor. Niçin? Kamunun varlıklarına, insanların malına, canına, temel haklarına ve namusuna saldırmak yaygın eylemlerden oldu. Güncel bir olay var. 6 yaşındaki bir kız çocuğu dini nikah adı altında evlendirildi. Çok yazık ama niçin? Sorunlarımızın kaynak sebebine gelince,
İnsanımız faydalı ve zararlı, iyi ve kötü, güzel ve çirkin olanları ayırt etmiyor veya ayırt etmek için ilgi göstermiyor. Olayların sonuçlarını da önemsemiyor. Bu tür zihinlerde farkındalıklı bilinç haliyle devreye girmiyor. İnsanlar meselelerini akla dayalı düşünmüyorlar. Şimdi sadece ön yargıların, inançların, ideolojilerin, tutkuların etkisinde hüküm veren dini ve siyasi fanatik taraftarlardan olduk. Cambazhanedeyiz. Sunulan gösterileri ekranlardan bıkmadan seyrediyoruz. Arada bir cambaza bakın cambaza diye haykırıyorlar. Aklımızı sürekli baskılıyorlar. Birdik ve bütündük. Şimdi ayrıştık. Artık doğruları düşünemiyoruz. Bu merak misali şimdi kazanan kaybeden gibi daha sonra zararda olacaktır. Bu deneyimlerle ortaya çıkmıştır. Buraya kadar anlattıklarımızı bir alıntı ile özetlemek istiyorum. Yanlışı alkışlıyorsan fikrin yoktur. Eğri ile doğruyu ayıramıyorsan aklın yoktur. Yalana sahip çıkıyorsan ahlakın yoktur. Önümüzde Cumhurbaşkanlık ve milletvekilleri seçimi var. Ortalık toz duman. Altılı masa gayet güzel demokrasi anayasa değişim paketi hazırladı. Bu bir manifestodur. Bundan böyle tüm demokrasi yanları, siyaset, medya, halk bunun üzerinde odaklanmalı. Bu metin gereği propaganda işleri yapılmalı. Liderler ve milletvekilleri seçilmeli. Ama altılı masadan gereken ilgi ve etkili eylemler hala yoktur. Endişe içindeyiz. Önyargılı profil insanlar ve bencil karakterli insanların hayalleri pek yoktur. Akla dayalı düşünen doğru ve dürüst karakterlerin hayalleri makbuldür. Refah ve huzur için zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen her şey hayaldir. Bireyler gerçekleşmesini istedikleri arzularını hayallerinde kurabilir ve canlandırabilir. Hayaller deneyimlere anlam verir. Ayrıca bilgiyi anlamaya katkıda bulunur. Zihnin hayal kurma kabiliyeti önemlidir. Hayal kuran insanlar daha kolay öğrenirler ve dünya yaşamına daha derin anlam verirler. Hayalinizi netleştirip tanımlayın. Gerçekleşeceğine inanıyorsanız onu amaç haline getirebilirsiniz. Şimdi talebinizi fiilen karşılamak için plan yapmayı deneyin. Gideceğiniz yol güzergahındaki istasyonlara, varış zamanlarına ve maliyetlerine veya beklentilerinize karar verin. Mazeretlere son verip işleri başlatın. Görmek, dünyayı olduğu gibi deneyimlemektir. Hayal etmek, dünyayı olmadığı, hiç olmamış olduğu, fakat olabileceği gibi deneyimlemektir. İnsan beyninin en büyük başarısı, gerçeklik dünyasında var olmayan şeyleri hayal edebilme becerisidir. Önce bağımsız, güzel bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve birliktelikten mutluluk duyan insanlarını hayal edelim. Kolaylıklar diliyorum. Ali Ara 2015 9 Aralık 2022 Teşekkür ederim.